Yine yeniden ikinci bölümle ekranlarınız karşısında olmaktan hem heyecanlıyız hem de çok mutluyuz. Ekran başına hoş geldiniz. Ekran başında şahidimizsiniz ama bizi bugün stüdyoda bırakmayan, yalnız bırakmayan kahraman kazan Fuat Erkmen Anadolu Yeni Hatip Lisesi öğrencileri var. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şimdi onların şahitliğinde jüriyelerimizin hazır olmasıyla ve takımların birbirlerine yapacakları bir sunumla biz tekrar ikinci bölümümüze başlıyoruz. Tabii söylememiz gereken en önemli kısım şurası. Bugün bir doğru ortaya çıkmayacak, bir sunum ortaya çıkacak. Belki de siz A ya da B takımlarının yaptıkları sunumların birini doğru bulacaksınız. Ama aradığımız hatip ve hatibeler bugün iki İstanbul takımı hazırlar. O zaman Hatip'in kum saati başlasın diyelim. Burada oturmanın avantajları var gibi görünüyor olabilir ama aslında iki tane birbirinden değerli okulun hazırlanmış gelmiş olması ve birinin aslında elenecek olması kimse için sevindirici bir durum değil. Bir galip bir mağlup var. Takdir edersiniz ki bu bir yarışma. Ama mağdur mahzun olmamaları temennisindeyiz. Onları tanıyalım. Onlar müdafaa kanadı İstanbul Bağcılar Selahattin Eyyubi Anadolu Yeni Hatip Lisesi öğrenciler. Diğer tarafta ise itiraz kanadı var ve onlar da İstanbul'dan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi. İlk konuşmacı Furkan. Furkan, heyecan durumu nasıl diye sana sorayım önce. Yani şimdi arkada daha sakin olacağımızı düşünüyorduk ama tabii buraya çıkınca işler değişiyor. Ama alkışlar heyecanı azaltıyor. Aynen. Gitgide alışıyor insan yani. Furkan bir mesaj verdi izleyicilerimize. Sık sık alkışlanmak istiyorum diye. Güzel olsun inşallah diyelim. İnşallah. Kadıköy Anadolu Yeni Hatip Lisesi'nden kim var? Mustafa orada. Tamam. Mustafa, aynı sorum sana gelsin. Heyecan durumu nasıl? Heyecan durumu var ama kararında diyelim. Kararında. Evet. Yani hiç olmaması da kötü. Çok olması da dezavantaj. İstanbul'dan gelmiş olmanızın avantajı iki jüriyemizin de İstanbul'da ikamet etmeleri. Abdullah hocam aslında Ankara'da ama İstanbul onun da bir bağı var. Öyle mi? Evet. Üniversiteden. 17 yıldır. 17 yıl. Yani üniversite Marmara İlahiyatı orada bitirdim. Evet. Orada okudum. Öğretmenliğe de orada başladım. Erkan Avcı Endüstri Meslek Lisesi'nde başladım. Yani şöyle baktığımda 3'te 1'e yakını İstanbul'da geçmiş. Evet. Hocam siz hala İstanbul'dasınız ve İstanbul'dan hemşehrileriniz gelmiş hissine kapılıyor musunuz? Ben de İstanbul'dayım. Ama benim de Ankara ile bağım var. Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyim. Doğru. Nasıl hissediyorsunuz Ayşe Hanım siz? İstanbul'dan gelince bir hemşerilik hissederiz ama diğer illerden gelen öğrenciler gelince ne diyeceğiz? Şöyle yapacağız. Her birinin şehrine bir bağım var benim. Muhakkak öyle bir mi? Tamam. Kurarız. Oradan bir yakalar mıyız? Muhakkak ben doğma kurarız. Büyüme İstanbulluyum. O yüzden kıymetli bir şehir benim için. Hoş geldiniz. Hoş gördüler ve şimdi onların artık ilk müdafalarıyla yani bilgisayar öğretmenin yerini alabilir tezinin savunmalarıyla ilk yarışmacıyı kürsüye alalım. Furkan, kuralları biliyorsun. Evet. 5 dakika süren olacak. Evet. Bu süreyi nasıl değerlendireceğin senin elinde ama 5 tamam. dakika aşma imkanımız yok. İnşallah iyi geçer diyelim ve İnşallah. Hatip'in kum saatinin kum taneleri senin için akmaya başlasın. Ben İstanbul Bağcılar Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Furkan Bil. Sizlere bilgisayar öğretmenin yerini alabilir tezini savunacağım. Öncelikle artık ayrılmaz bir parçamız haline gelen bilgisayarın ne olduğuna bir bakalım. Türk Dil Kurumu'na göre bilgisayar çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş program dahilinde yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin olarak tanımlanmış. Bu elektronik beyinler
günümüzde 7/24 bizimle. Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı tahtalar, diz üstü ve masaüstü bilgisayarların yanında robotlar ve pek çok makine aslında içinde yazılım bulunduruyor. Yazılım bulunduran bu araçlar hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitimde de işimizi kolaylaştırıyor. Hız çağında yaşayan bireyler olarak teknolojinin nimetlerinden faydalanmamız gerek. Milli Eğitim Bakanlığı da bu doğrultuda çalışmalar yapmakta. 2023 Vizyon Belgesi tanıtım toplantısında Bakan Ziya Selçuk, 4. büyük kırılma denilen bilgi toplumundan sonra tekillik çağını ifade eden döneme doğru gidildiğini söyledi. Tekillik çağının dijital, biyolojik ve fiziksel olanı bir araya getirdiğini belirtti. Bu çağın dönüşümünün farkındayız. Ama Türkiye'nin burada çok yol alması gerekiyor diyen Bakan Selçuk, 21. yüzyılın gereklerinden olan dijital okuryazarlık ve iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek gerektiğini belirtti. Sayın Bakan'ın bu sözleri de eğitimdeki dönüşüme dikkat çeker nitelikte. Öğretmen odaklı eğitimin yerine teknoloji ve bunu kullanabilen öğrenci odaklı eğitimin geldiğinin sinyallerini veriyor. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü de bu bağlamda çalışmalar yapmakta. Öğrencilerin evlerinde veya okul ortamında, teknolojinin nimetlerinden faydalanmaları için başta Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı yani EBA olmak üzere pek çok proje yürütüyor. Bu projeler geleceğin eğitimi hakkında aslında bize birçok şey söylüyor. Büyük yatırım yapılan bu projeler gelecekte öğretmenlerin yerini bilgisayarların alacağına dair bizlere büyük ipuçları da sunuyor. Gelecekte bizi teknolojinin hakimiyeti bekliyor. Bu aşikar. Zamanın ruhuna uymak zorundayız. Sabah gazetesi eğitim yazarı Sait Gürsev'e göre 2040'larda çok farklı bir çağa gelinecek. Tekillik çağı yaşanacak. Beynimize çiplerin yerleştirildiği, damarlarımızda nano robotların dolaştığı bir dünyaya gidiyoruz. Küresel farkındalıklar ve bilgisayar programlama dilleri yaşamımıza girmeli. Şu an bile çevrim içi ve çevrim dışı internet birçok genç için vazgeçilmez. Bazı ülkelerde 15 yaşındakilerin çevrim içi süreleri son 3 yılda etkili bir şekilde artarak 2'ye katlandı. Şimdi arkadaşlara sormak istiyorum. Gençler kendilerine bu kadar yakın hissettikleri teknolojinin nimetlerinden neden faydalanmasınlar? Sınıf ortamında müfredat doğrultusunda kendilerine belirli bir malumatı aktarmayı hedefleyen, çağın gereklerine uygun eleştirel düşünme, araştırma, fikir geliştirme perspektiflerini ihmal eden klasik öğretmenler yerine kendilerini rahat hissettikleri ortamda çağa uygun araç ve gereçlerle niye eğitim görmesinler? Yazar, senarist ve yönetmen Abdülhamit Güler'e göre insanoğlu tarih boyunca eğitim sistemlerini değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Zira hayatın kendisi zaten dönüşmektedir. Gelişen teknolojinin ortaya koyduğu bu manzara insanoğlunun ahvalini şekillendiriyor. 2020 yılında 7.si düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Festivali'nde de ülkemiz adına ahvalimiz şekillenecek. Bu zirvede ortaya konulacak konular kişisel öğrenme ağı, uzaktan öğrenme, mobil öğrenme, e-öğrenme ve şüphesiz en önemlisi yapay zeka ile öğrenme. Aslında bunlar bize geleceğin eğitimi hakkında her şeyi söylüyor. Görünen o ki zamanla öğretmenlerin yerini bireyselleştirilmiş bilgisayar programları alacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Furkan, teşekkür ederiz. Rica ederim. Nasıl geçti sence? Çok heyecanlı geçti. Yani orada oturmaktan daha mı farklı? Evet, çok farklı. Ama fena değildi sanki. Teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek. İsmail Hocam, ilk yorumu sizden alalım. Ve evet. Puanınızı lütfen. Furkan bizi korkuttu. Neden hocam? Yani
etkili bir sunumla ve anlatımla sanki robotlar etrafımızı çevirmiş ve bize bir şeyler anlatıyorlarmış hissini uyandırdı gibi. Tabii biraz sonra Kadıköy'ü belki evet. dinleyince bu korkumuz gidebilir. Ümitliyim. Tebrikler, teşekkürler. Teşekkür ederim. Furkan'a 75 puan verdim. 75 puan. Evet. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım, sizin yorumunuzu ve puanınızı alabilir miyiz? Ben Furkan'ı izlerken bir ara bir seçim kampanyasına gittim. Bir ara da böyle Ali Rıza Bimbo'a aklıma geldi. El hareketleriyle. Güzeldi. Ama ikna edebildin mi o kısmını bence böyle bir tartman gerekiyor. Puanımı söyleyeyim mi? Buyurun. 85 verdim ben. 85 puan. Abdullah Hocam, siz nasıl değerlendirdiniz ve puanınızı buyurun lütfen. İlk olmak her zaman zordur. Hakikaten Furkan ilk defa çıktı, ilk evet. çıktı. Dolayısıyla biraz zor, heyecanlı. Ama ben gerçekten kaynaklarını, özellikle bakanlığın açıkladığı vizyon, eğitim vizyon programı ya da YEİTEK, bakanlığın birçok kurumlarına da örnek göstererek güzel şeyler de verdi. Yani ben özellikle kaynak konusunda hakikaten beğendim. Birkaç yerde duraksama oldu, o normal. Belki ilk çıkışının etkisi. Konuya hakimiyetini de iyi bulduğumu söyleyebilirim. Yani delillerini iyi getirdi. Yani genel olarak Furkan'ı ben beğendim. Yani puanınız ne olacak? Puanım 85. 85 verdim. Teşekkür ederim. Güzel bir sunum mu? Evet, bence de güzel bir sunum. Etkili bir sunum mu? Etkili bir sunum. Birkaç yerde aksaklık var mı? Var. Belki vurgu tonlama değişikliği yapılabilir mi? 85 puanla seni yerine uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi de bilgisayar öğretmenin yerini neden alamaz? Buna itirazı Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa yapacak. Mustafa, buyur. İtiraz takımı olmak daha mı iyi? Yani sence gerçekten böyle mi? Buna inanıyor musun? Buna gerçekten inanıyorum diyebilirim. Bana yatkın da bir konu aslında. Tam da tuttuğum bir taraftan geldim. İtiraz kanadıyım. Mutluyum yani kısacası. Peki, o zaman şimdi de kum taneleri Mustafa için akıyor. Saygıdeğer jüri, değerli konuklar, hepinize merhabalar. Ben Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Tekin. Bugün arkadaşlar hep yapay zekadan bahsettiler bize, teknolojiden. Ben size gelin birazcık öğretmenden bahsedeyim. Öğretmeni bundan farklı yapan taraflarından bahsedeyim. Bugün öğretmen öğrencilerine rol model oluyor. Çünkü bir öğrenci ilkokuldan üniversiteye kadar sürekli okulda, zamanın büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Sabahtan akşama kadar. Ve öğretmen de aslında öğrencinin hayatında bir etkiye sahip oluyor. Bir öğrenci ilk defa toplamayı, yazı yazmayı gibi bilgileri ilk defa öğretmeninden gördüğü için aslında öğretmenini hayranlık beslemeye başlayacak. Mesela gidelim bir ilkokul öğrencisine soralım. Bize diyecek ki, ben büyünce öğretmen olacağım diyecek. Çünkü öğretmen onun gözünde çok yüksek bir statüye sahip. Öğretmenine hayranlık duyuyor. Bu noktada öğrenci mesela annesini babasını dinlemeyecek, öğretmeni dinleyecek. Çünkü öğretmen onun için gözünde, kafasında önemli bir yere sahip. Mesela size bir anımı paylaşmak istiyorum. Öğretmenim bahsetmişti bana da. Kızına ellerini yıkaması gerektiğini söylediğinde yapmıyor ama sen öğretmenine söylerim dediği zaman yapıyor. Çünkü burada öğretmeninden bir korkar tarafı var aslında, ona değer veriyor. Hemen geçiyorum. Mesela bir oğul bugün nasıl babasına benziyorsa, bir kız nasıl annesine çekiyorsa, öğretmen de tam ortada tarafta kalıp her iki tarafı da etkileyecek aslında. Hemen diğer nokta. Öğretmen, öğrenciyi aynı zamanda hayata hazırlıyor. Öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir müfredat var ve 40 dakikalık ders sürecinde sadece ders işlenmiyor. 10 dakikalık kısımda da, 15 dakikalık kısımda da gündelik hayattan bahsediliyor aslında. Nasıl mesela? Öğretmen öğrencilerine kendi tecrübelerinden bahsediyor. Diyor ki mesela, arkadaşlar ben de zamanında sizler gibiydim, o masalarda oturdum. Sınavları çalışırken şu konulara dikkat edin, böyle yapın veya öyle yapmayın. Aynı şekilde ahlaki kültürel değerlerden de bahsediyor. Onlara o değerleri aşılıyor. Mesela büyüklerinizin yanında ayak ayak üstüne atmayın arkadaşlar, yanlış anlaşılabilirsiniz tarzında. Sürekli bir ilişki içerisinden öğrenciyle öğretmen.
Ve direkt aslında rehber öğretmenin bu konuda önemli bir yere sahip. Rehber öğretmeni öğrencisine tavsiyeler verdiği zaman öğrenciye özel yorumlarda bulunuyor. Çünkü aralarında bir duygu var, psikolojik bir olay var. Ama bunu hangi robot veya hangi yapay zeka, hangi bilgisayar bugün öğrenciye özel yorumlarda bulunabilecek? Bana öğretmenim diyecek ki, Mustafa sen biraz daha sosyal bir insansın. İlla mühendis olmana gerek yok. Bence sen biraz daha hukuka, sosyoloji gibi bölümlere yönel diyebilecek. Ama bana bugün hiçbir yapay zeka bunu söyleyemeyecek. Gelelim robotların kısmına. Ben bugün robotları veya yapay zekasını, onların bahsettiği kısmı sadece eğitim almak olarak ve aracı olarak göreceğim. Aracı olarak görünce de ondan aldığım bilgiden sonra onunla benim aramda artık hiçbir bağ kalmayacak. Ama öğretmenim de ben hem abi kardeş ilişkisi kuruyorum, hem baba oğul ilişkisi kurabiliyorum. Aynı zamanda öğretmenden de bilgileri alabiliyorum. Ve öğretmen aslında robottan bilgiyi verme konusunda aslında daha üstte. Neden? Çünkü öğretmenim bana ders anlattığı zaman öğretmen benim gözümden, konuyla alakalı sorduğum sorulardan bir de konuyu anlayıp anlamadığımı anlıyor. Daha basit örneklerle anlatıyor. Veyahut A yolundan anlattığında anlamadıysam B yolundan anlatıyor. Gene de o konuyu bana anlatmayı becerebiliyor. Ama bugün hangi robot benim gözüme bakaraktan konuyu anlayıp anlamadığımı anlayabilecek? Şimdi gelelim şey noktasına. Arkadaşlar bize bugün diyor ki hayatımızın her alanında teknoloji var. Neden eğitimde de olmasın? Eğitime de getirelim diyorlar. Ama bugün aslında bizim toplumumuzda gördüğümüz bir sorun var. Yeni neslin bir sorunu. Öncelikle çağımıza bakalım. Çağımız duygularımızı alıp götürdüğü, kendimize bile yabancılaştığımız bir çağ. Samimi değiliz. Kapı komşumuzu bile tanımıyoruz. Selam vermesini bilmiyoruz. Ve bunlar aslında şunu söyleyebiliriz. Albert Camus'un Yabancı adlı eserinin ilk cümlesinde şöyle diyor. Annem bugün öldü ya da dün bilmiyorum. Hani yabancıyız her şeyin. Bunlar neden oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü artık yeni nesil sürekli ifadelerini, duygularını teknoloji alanlardan ifade ediyorlar. Mesela Instagram'dan birisiyle takipleşiyor, mesajlaşıyor ama gerçek hayatta onunla karşılaştığı zaman ne selam veriyor ne şey yapıyor, yüzüne bile bakmıyor. Çünkü duygularını aslında orada ifade ediyor karşısındaki kişiye karşı. Burada bir iletişim kopukluğu var. Veya bir sosyal medya üzerinden onların bahsettiği teknoloji kısmında bana birisi mesaj attığı zaman komik olarak nitelendirildiği için ben hiçbir şekilde gülmüyorum. Ama gülmemiş uzatıraktan oraya kendi aslında duygularımın körelmesine sebep oluyorum. Gelin buraya bağlayacağım şimdi, asıl noktaya bağlayacağım. Arkadaşlar, yeni neslin sadece sağlıklı iletişim kurduğu yer okullar. Bizler okullarda da asıl iletişim kurduğu öğretmen arasında bir duygu bağı falan var. Biz onun yerine robotu getirdiğimiz zaman, yapay zekayı getirdiğimiz zaman bu öğrenci elindeki asıl sağlıklı iletişim kurduğu yeri de kaybetmiş olacak. Yakındığımız değerler aslında daha fazla olmaya başlayacak. Diyoruz hepimiz aslında. Ya artık insanlar oturduğu binadaki insanları bile tanımıyorlar. Bu tarz şeyler aslında yakındığımız halde eğer bu gibi girişimde bulunursak kendi ayağımızı sıkmış oluruz arkadaşlar. Şimdi soruyorum sizlere. Biz yeni nesil arkadaşlar gelecek demektir. Bu nesili yapay zekaya, bilgisayara nasıl emanet edelim? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşmam bu kadardı. Mustafa biz de teşekkür ediyoruz ama bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hani göz temasından bahsettin ya. Ama şimdi retinayı tanıyan cihazlar var. Aynen. Ya robotlar retinadan senin o duygunu hissederse? Ya sadece bir örnek olarak verebiliriz onu. Aynı şekilde benim konuyla alakalı olduğum sorulardan falan. Ya aslında onlarda sadece belirli kodlar girilmiş oluyor genelde. Ve onun kodlarının dışına çıkamıyor. Ama öğretmen aslında sınırsız bir sürüm diye düşünebiliriz. Her konuda fikri var. Konunun sahibi aslında çok basit. Güncellemeye gerek yok diyorsun. Aynen yani her şeyi biliyor yani. Eyvallah. Çok detaylı yorumlamayacağım. Ama 75 puan veriyorum. Sağ olun. İsmail Hocam, yine sizinle devam edelim. Evet, Mustafa biraz o telaşen geliyor robotlar der gibi bir hava estirdi. Yani ikna olmak yerine ben de telaşelendim. Fakat galiba robotlara öğretmeyi bırakacaksın. Eğitimi öğretmenin kendinden almak kesinlikle istiyorsun. Kesinlikle, aynen. Bunu biraz daha keşke pekiştirebilseydin. Bunu aslında konuşmalarım sırasıyla anlattığının gidiyor. Anlattığının içinde yaydın. Birkaç defa vurabilseydin, ben ne yazık ki 75 yine çok güzel olmasına rağmen vurguyu daha net bekledim. İsmail Hocam, teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey, siz nasıl buldunuz? Ben çok başarılı bulmadım aslında. şeyini de, şevkini de, azmini de kırmak istemiyorum ama yeterince delillendirebildiğini düşünmüyorum. Karşı tarafa da
ikna edici cevaplar vermedi. Biraz aceleci. Şimdi duygusallıktan ve öğretmenin dokunmasından, iletişiminden bahsetti. Bunu belki biraz daha vücut diliyle Ayşe Hanım'ın, ama ben oradan sanki öyle bir şey alamadım. Dolayısıyla çok ikna olmadım. Ben sıfırcı rolüne girmek istemiyorum ama ben 60 verdim. Sağ olun. 60 puan geldi. Ayşe Hanım, ikna etme kabiliyet ya da heyecana mı vermek lazım? Nasıl değerlendirdiniz? Mustafa'nın çok fazla anlatacak şeyi vardı. Süre az geldi ona. Süre azdı. Ve anlatacağı şeyleri çok hızlı bir şekilde anlattı. Ve aslında kelimesini çok kullanıyorsun. Bir de şey var. Çok fazla kullanıyorsun. Telaş mesele. Vardı. Yani biz buradan telaşlı hemen anlatıp işte hani böyle bir tartışma esnasında karşı tarafı bastırmak için hızlı ve telaşlı konuşulur ya bazı karakterler. Böyle benim hep aklıma filmlerden karakterler geliyor sizi böyle izlerken. Arkadaşını izlerken başka karakter geldi. Seni izlerken de Kemal Sunal'ın minibüs sahnesi var. Orada telaşla gelinini çekiştiren bir teyze vardı. O geldi aklıma. Bu kadar hızlı konuşmak karşı tarafta yorgunluk hissi veriyor. Ve dikkati de dağıtıyor. Seni dinlememize engel oluyor. Daha kısa öz anlatabilirdin. Yani insan, evet teknoloji çok gelişecek ve yapay zekalarla biz muhatap olacağız ama insan var olduğu sürece teknolojinin yok olma, yıkılma tehlikesi de var ama insan var. Aynen. Hani ben onu hissedemedim senden. O öğretmenin ulvi, manevi ve fiziki anlamda insana kattığı değeri tam böyle vurucu noktada anlatsaydın bize daha ikna edici olurdu diye düşünüyorum. Benim de puanım sana 70. Teşekkür ederim. Puan geldikten sonra tabii bir düşüş analizi oluyor. Ama bakalım Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin diğer öğrencileri bu puanı ne aşamaya getirecek? Bu belirteç değil. Mustafa, teşekkür ediyoruz. Teşekkür edebilir miyim? Tabii. Keşke beynimden dönenlere dilimin hızı yetişseydi daha iyi olacaktı. Evet. Teşekkür ederim tekrardan. Biz teşekkür ediyoruz. Bağcılar, Selahattin Eyyubi, Muhammed Ali gelecek. Ve bakalım bize ne anlatacak? Hazır mısın? Hazırım. Peki, ben videoları izledim, biliyorum. Videolarda senin farklı bir üslubun var. Bu münazara yarışması için mi? Yoksa hep böyle mi konuşmayı genel seçiyorsun? Olarak. Genel olarak mı? Aynen. Tanıştığımızda pek konuşamadık. Evet. Her bir arkadaşımla önce muhakkak görüşüyorum ama orada konuşamadık. Bakalım bu sunum avantaja mı yoksa dezavantaja mı bizi götürecek? Hep beraber göreceğiz. Kum taneleri Muhammed Ali senin için akmaya başlasın. Merhabalar. Ben Selahattin Eyyubi, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Ali Köylüoğlu. Bugün sizlere bilgisayarlar öğretmenlerin yerini alabilir tezini bir insan olan öğretmenlerin zayıflıkları bağlamında savunacağım. Öncelikle bizlerin öğretmenlerle buluştuğumuz yer olan okulların başlangıç süreçlerinden bahsetmek isterim. Bugünkü anlamda okul olgusu ilk defa İngiltere'de görülmüştür. Lakin bizler İngiltere'yi okul olgusundan ziyade sanayi devrimiyle biliriz. Yani fabrikayla. Zaten İngiltere'de okulların kuruluş amacı da fabrikalara işçi yetiştirmektir. Bakınız, fabrika ile okul arasındaki ilişkiyi en iyi zil sesi üzerinden anlayabiliriz. İşçi zil sesiyle fabrikaya girer, çocuk ise derse. Her zil sesi işçi ile çocuğu bir anlamda buluşturur. Standartlaşmanın ön planda olduğu o dönemde eğitimde ezberci ve bununla birlikte ezberci ve itaatkar bir tutum sergilenmiştir. Bu bağlamda bakıldığında fabrika gücü, okul ise o gücü ulaşma aracını temsil etmiştir. Okul ile fabrikanın bir diğer benzerliği ise başlarında otorite sağlayacak bir bireylerin bulunmasıdır. Örnek vermek gerekirse fabrikalarda ustabaşı, okullarda öğretmen. Şimdi okul ile fabrikanın bir diğer benzerliği bu şekildeydi. Hızla değişip dönüşen dünyada bilgi mutlak bir güçtür. Bununla birlikte
bilgisayar çağındayız. İnsanlar genel olarak dijital alanı tercih eder halde. Bu bağlamda bakıldığında pek çok fabrikada ise makinalarla üretim yapılıyor. Yazılımlarla üretim yapılır ve bunlar da makinalara aktarılırken bizler fabrikalara işçi yetiştirmek amacılığıyla ortaya çıkan okullara da öğretmenlere de gerek duymuyoruz. Büyük Rus yazar Tolstoy'da açtığı okulda özgür bir ortam yaratmaya çalışmıştır. Bu sebeple bireysel özgürlüğü yöntem olarak benimsemiştir. Ve eğitimde okulların değil, hayatın belirleyici bir kural olduğunu varsaymıştır. Bütün zorlayıcı yöntemleri kaldırmış, öğrencilerin kendi yöntemlerini kendilerinin geliştirmesine izin vermiştir. Bununla birlikte Tolstoy'un alternatif eğitim modeli bağlamında günümüz hayat şartlarına ve öğrenci beklentilerine odaklandığımızda teknolojiyi eğitimin her alanına yaymamız gerekmektedir. Çünkü günümüzde öğrencilerle öğretmenler aynı dili konuşamamaktalar. Nesil farkı ve seri üretim öğretmen yetiştirme anlayışı öğrenci ile öğretmenin ilişkisini engellemektedir. İletişim ilişkisini engellemektedir. Bununla birlikte öğrenciler de kendilerini bilgisayara ve internet ortamına daha yakın hissetmektedirler. İnsanoğlu yaratılışı gereği çeşitli duygulara sahiptir. Bu duygular her zaman insanlara olumlu deneyimler yaşatmayabilir. Öğretmenler de insandır ve öğretmenlerin de bir nefisleri vardır. Yeri geldiğinde kızıp sinirlenebilirler. Haksız bir öğrenciyi kızmalarını anlayabiliriz. Ama ve lakin kendileri ailevi problemlerini yaşadığında ya da farklı bir sınıfta problemi gördüğünde hiçbir suçu olmayan öğrenciye patlayabilirler. Bunun gibi durumlar öğrenciyi üzer. Bununla birlikte bakıldığında her öğrenciye objektif davranamayabilirler. Sürekli olarak aynı konuyu anlatmaktan dolayı tükenmişlik sendromuna girebilirler. Bizler insanız ve nefis sahibiyiz. Beşer olmanın gereği olan nefsimiz bizi zaman zaman hata yapmaya zorlar. Velhasıl kelam, insan nisyan ile de malüldür aynı zamanda. Yani unutkandır insan. Beşer olması hasebiyle şaşabilmekte, sık sık hataya düşebilmektedir. Bu sebeple denilmiştir ki, insan beşer, kuldur şaşar. Az önce saydığım olumsuzlukların hiçbiri yapay zeka teknolojisiyle donatılmış olan robotlarda ya da bilgisayarda görülmez. Ve gelecekte robotlardan kastettiğim, gelecekte robotlar eğitimde de kendini gösterecektir. Bununla birlikte Nao ve Sofia gibi insansı robotlar derslere girecek. Hatta günümüzde Avrupa'daki pek çok okulda robotlarla eğitim denemesi başlamıştır bile. Duygusal zeka ve empati kazandırma süreçleri ise hala devam etmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve internet sayesinde bilgi bir yılda ikiye katlanırken insanlar bu hıza hiçbir şekilde kolayca ulaşamaz. Ve öğretmenlerin eğitim sistemi ise çok yakında demode olacak. Çünkü öğretmenler bilginin artış hızına kendilerini odaklayamayacaklar. Bu durumda süremiz sona erdi. Bu durumda bilgisayarları eğitime hakim kalacak. Daha çok diyeceğim vardı. Ama süreyi bitirmiş olduk. Teşekkür ederiz. Şimdi benim yorumum var. Ayşe Hanım bir film karakteri, bir dizi karakteri, bir tiyatral... Yok, bu sefer direkt derbi maça gittim. Arkada derbi maç görüntüleri bekledim açıkçası. İşte bu Şansal Büyük Ağa falan yorumcular var ya. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Maç 95. dakikada falan. Hani böyle dakika dakika maçı anlatıyormuş gibi hissettim. Bilgiden ziyade senin bedenini kullanım şeklin takibimi zorlaştırdı. Ve dağınık geldi anlattığın şey. Hakim olamadım anlattığın şeye. Aslında metin düzgündü de heyecan oldu sanırım. Heyecan. Aynen, heyecandan aktaramadım. Sizin metin okulda güzeldi. Genel olarak bir böyle hitabetle ilgili büyük büyük... konuşmalarla alakalı bir şey var mı? Böyle daha büyük konuşalım, yani daha büyük kelimeleri bedenle ifade edelim gibi bir şey var mı? Çünkü diğer arkadaşında da ben böyle iyi dinlerken seçim kampanyasında konuşan insanların beden dili hakimdi. Sende de hakikaten bir futbol yorumcusu gibi, sanki bir maç özeti dinliyormuşum gibi hissettim.
Yani ikna olmayı geçtim. Hani bilgiyi de alamadım. Bilgiye ulaşamadım aslında. O yüzden sana puanım 65. Abdullah Bey, yorumunuzu ve puanınızı alalım sizden de. Ben yaşı itibariyle el hareketlerini kendini yeterince kontrol edememesini anlıyorum. Ama Muhammed Ali, bence sen çok iyi değildin ama iyiydin. Gerçekten örneklerini de beğendim. Ama bazı yerleri muğlak kaldı ama bu çok önemli değil diye düşünüyorum. Diğer arkadaşların belki bunu tamamlayacaktır. Ben sana 80 veriyorum. İsmail Hocam, buyurun. Mehmet Ali'yi görünce neden robot öğretmenler olmaması gerektiğine dair bir kanaat oluştu bende. Onun gibi öğretmenlerimiz olmalı. Ama evet, anlattığı şey de robotu çağrıştırdı. Yani zil sesi çalışanlar, gidenler ve bize de bunu model olarak sunuyor. Sunumun başarılıydı. İçindeki bilgiler bize aslında şaşırmayan, çok net bilgiler aktaran o bilgi aktarımını verdi. Fakat tavırlarınla o robotu çeliştirdiğim için ben 75. Sunumun farklı demiştim ya. Sunumun farklı. Bu bir tarz. Bu bir tarz. Kötü bir tarz değil. Heyecan, çünkü ben videoyu biliyorum. Orada daha hızlı, daha net. Burada ister istemez stüdyo her şeyi değiştiriyor ama değiştirmezse yarışmada galip mağlup seçme ihtimalimiz yok. Kader tarafından bakalım. Bir, tarza ilaveten benim şöyle bir fikrim var. Vurgu ve tonlama konusu biraz daha daraldığında aslında oturur. Arada çıkardığın tam orta ses çok güzel sesler var. Onu şimdi tam geriye sardırıp şurası diyemem. Güzel sesler var. Sondaki uzatmaların bazıları, vurguları ortada olmuş olsa iş bambaşka olacak. Konuşma boyunca beden dilini ve diğerlerini değerlendirdim, emin olamadım. Ama 85 vereceğim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Kadıköy'e kulak verelim ve sırada Mahmut var. Hazır mısın? O zaman sırada sen varsın. Buyur. Bu konuya sen inanıyor musun? İnanarak mı, yoksa bu konu bana geldi diye mi savunuyorsun? Münazara da olabiliyor. İnanmadığımız tarafı da savunmak durumunda kalabiliyoruz. Ama bu sefer denk geldi. Hem kendi düşüncelerime uygun bir tarafı savunacağım için daha doğal olacak diye düşünüyorum. Pekala. Öyleyse kum taneleri senin için akmaya başlıyor. Değerli jüriler, değerli konuklar. Ben bugün size öğretmenin iki temel görevinden bahsedeceğim. İki temel boyutundan bahsedeceğim aslında. Birincisi eğitim, ikincisi öğretim. Arkadaşlar genel olarak öğretim boyutundan biraz da bahsettiler. Ben birazdan öğretmenin hem öğretimde neden robotlardan iyi olduğunu hem de eğitimde neden robotlardan iyi olduğundan bahsedeceğim. Çünkü bize hiç eğitimden bahsetmiyorlar ama bu da öğretmenin bir görevi. Bugün aslında hem bilimsel olarak kanıtlanmış hem de bizim kendi hayatında tecrübe ettiğimiz bir olgu var. Bugün duygularımızla bir anıyı yaşadığımızda bunu hatırlamamız, özümsememiz çok daha kolay oluyor. Yani bugün 60-70 yaşında bir dedemize, amcamıza sorduğumuz zaman geçmişten ne hatırlıyorsun diye, muhtemelen evlendiği günü, düğününü, işte çocuğunu ilk defa kucağına aldığı anı hatırlıyordur. Çünkü o anlarda yoğun duygu birikimi yaşıyor ve bu aslında onun hatırlamasını sağlıyor. Peki bu eğitimde ne alakası var, bahsedeceğim. Şimdi öğretmen aslında bugün duygularıyla var olan bir varlık, çünkü insan. Ama bugün arkadaşların anlattığı gibi, müdafaa kanadının anlattığı gibi robotların bir duyguları yok. Onlar bize bir duygu aktaramıyor. Ama bugün öğretmenler duygularıyla hitap ettiği için aslında o çocuğun gözünün içine baktığında, o çocuğun saçını okşadığında, sırtını sıvazladığında aslında bugün öğretmen gerçekten öğretmen oluyor. Çünkü bugün öğretmeni öğretmen yapan şeyler aslında sadece 2 artı 2'nin 4 olduğunu anlatması değil. Bugün öğretmeni öğretmen yapan şey aslında o çocuğa bir hayat perspektifi çizmesi, o çocuğa bir yön vermesi, yani o çocuğu eğitmesi, aynı zamanda öğretmesi.
Şimdi bu öğretmen duygularıyla o çocuğa hitap ettiği zaman, yani o çocuğun gözünün içine baktığında, konuyu anlayıp anlamadığını anladığında, o çocuğun sırtını sıvazladığında, işte yemekten önce yemekte muhabbet ettiklerinde veya derse gelene kadar muhabbet ettiklerinde oradan bir örnek verdiği zaman aslında o çocuk daha iyi anlıyor. Çünkü bugün hem daha demin de dediğim gibi bilimsel olarak kanıtlanmış ve bizim gerçek hayatta deneyimlediğimiz bir olgu bu. Derste biz hem dersi işlemek istiyoruz bu şekilde, çünkü eğleniyoruz derste, hoca bize duygularımızla anlatıyor. Hem de bu ders bizim daha aklımızda kalıyor çünkü duygularımızla öğreniyoruz aslında bu derste. Ama robotlar neden bunu yapamıyor? Robotlar bunu yapamıyor çünkü robotların duyguları yok zaten. Robotlar kendileri işlemcilerine işlenmiş o sıfırlı birli kodları anlatan, aslında bunları ekrandan bize gösteren birer monitör. Onların duyguları yok. Onlar bize bunu anlatamıyor. Bu yüzden öğretim kısmında öğretmenler kesinlikle robotlardan daha iyidir. Şimdi eğitim kısmında. Daha demin de dediğim gibi eğitim aslında öğrenciye hayat perspektifi çizmek, onun hayat penceresini açmak, onun hayata nasıl bakacağını anlatmaktan geçiyor. Bunu öğretmenler nasıl yapabiliyor? Öğretmen diyor ki öğrenciye, ben senin sıranda otururken hayatta şu zorluklarla karşılaştım. Ben şu sınava şöyle hazırlandım, sen de şöyle hazırlanabilirsin. Kendi hayatından örnekler veriyor. Kendi yaşadığı duygu tecrübelerinden ona bir şeyler aktarıyor. Ya da diyor ki, hayatta şu zorlukla karşılaştığın zaman şunu yapabilirsin ya da yapmayabilirsin. Birinci konuşmacım da anlattı. Öğretmeni rol model olarak alıyoruz genel olarak. Hem bu şekillerde çocuğa öğüt veriyor, kendi bir şeyler yaşadığı için öğüt veriyor. Robotlar bunu yapamaz çünkü robotlar kendi bir şey yaşamamışlar. Onlara verilen kodları anlatıyorlar. Bu yüzden öğretmenler hem öğretim kısmında hem eğitim kısmında robotlardan çok daha öndeler. Öğretimi anlattım, eğitimde de biraz daha devam edeyim. Yani sınıfta bir çocuk konuştuğu zaman, öğretmen o çocuğa kızdığında ben o öğretmenin gözünde adalet duygusunu hissediyorum. Ya da sınıfta bir çocuk çalıştığında, çok böyle harıl harıl çalışıyor, öğretmen de onu tebrik ettiğinde ben aslında çalışmanın tebrik edilebilir bir şey olduğunu öğreniyorum öğretmenden. Çünkü öğretmen bu duyguları kendi yaşamış, bana da aktarıyor. Hem daha demin dediğim gibi kalıcı öğreniyorum, ben de öğrenmek istiyorum ve hem de benim eğitimimi çok daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Çünkü robotlar bunu yapamıyor. Ve aslında şöyle bir sıkıntı var. Öğrenci dersi anlamadığı vakit veyahut dersten sıkıldığı vakit ikisinin arasında çok büyük temel fark var. Bir, robotlar nasıl yapıyor, bir ikinci öğretmenler nasıl yapıyor. Öğretmen aslında şöyle bir şey yapıyor. Çocuk dersi anlamadığını onun gözünden anlıyor. Onun arasında o anki sınıfın ruh halini aslında çocuğun dersten anlayıp anlamadığını anlıyor. O anki işte sınıf atıyorum 7. 8. derse geldiler, çocuklar yorulduysa muhtemelen daha eğlenceli bir şekilde işliyor. Ya da başka bir şekilde sınıfın o anki atmosferine yönelik ders anlatabiliyor. Farklı varyasyonlar deneyebiliyor kendi içinde. Ama robot bunu neden yapamıyor? Çünkü robot o duyguyu anlayamıyor. Hani dediniz ya retinadan anlayabilir vesaire. Retinadan aslında o çocuğun kim olduğunu, DNA'sının ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ama o çocuğun neler hissettiğini sadece bir insan anlayabilir. Çünkü insan kendisi hissettiğinde empati yaptığını anlayabiliyor bazı duyguları. O yüzden hem dersi anlamadığında çeşitli varyasyonlarla gene anlatabiliyor. İki, eğitimde bir hayat perspektifi çizebiliyor öğretmen. Üçüncü olarak da bize öğretimde çok daha büyük katkı sağlıyor. Şimdi biraz arkadaşların anlattığı noktaları değinmek istiyorum. Tolstoy'un okulunda öğrenciler kendileri özgür düşünebiliyorlarmış. Ben de şunu sormak istiyorum. Tolstoy'un okulunda bir öğretmen olduğunda, idealist bir öğretmen olduğunda neden öğrenciler özgür düşünemiyor? Neden öğretmen özgür düşünceye karşı bir pranga gibi anlatıyorlar bize? Ya da işçiler zil sesiyle fabrikaya gidiyor, öğrenciler zil sesiyle sınıfa gidiyor. Aslında bunun olmasının temel sebebi o monotonlaşma, o duygusuzluk olduğunu ben anlatmak istiyorum. Konuşmam bu kadar, teşekkür ediyorum. Süre kısa mıydı? Senin anlatacağın mı çoktu? Ya en fazla 5-10 saniye daha konuşacaktım. Eyvallah. Yine de bitirmiş saymış olalım. Çok açıkta da kalmadı zaten. Ama bir şey sorabilir miyim? Mesela öğretmenlerden olsun olmasın gibi bir taraf tutuyor gibi değerlendirme beni. Sadece düşünsene, ya öğretmen hiç uyarmayacak seni. Bu avantaj olmaz mı? Ya bugün aslında öğretmenin uyarmaması demek, bugün benim için yaşayabileceğim en kötü şey. Çünkü öğretmen beni uyardığında dışarıdan bir gözle ben aslında kendi hatamı fark ediyorum. Yani eğer beni uyarmadığı takdirde ben asla kendimi düzeltemem. Samimiyet testini merak ederdim şu an. Yok, seni sınıfta görmek lazımdı. Öğretmen bir şey söyleyince acaba nasıl tepki gelecek? 80 puan veriyorum ben. Ayşe Hanım, sizden başlasak. Avrupa'da, şimdi Türkiye'de de uygulanmaya başlandı. Okullarda zil sesleri artık çalınmamaya başlayacak. Zil sesi olmadan vakit ayarlamasını, zamanını çocuklar kendileri bilecekler ve sınıfa girecekler.
Yani öğretmenlerin aslında uyarısına çok kalmadan da öğrencinin kendisi reaksiyon gösterip o iletişimi kurması gerekir diye düşünüyorum. Ben şeyi hala alamadım. Yani diğer arkadaşlar da onu alabilecek miyim ama tam böyle gerçek hayatın içerisinde bir öğretmen profili. Yani evet, öğretmenin ezberde gereksinimleri bunlar ama bunun profilini anlatma üzerine. Ve mesela diğer grubun konuşurken size sürekli döndüğünü çok fazla görmedim. Ama siz itiraz grubu olduğunuz için belki de beden olarak sürekli onlara bir şey ikna etmek üzerine. Ama aslında siz ikna olsanız ve bunu beden olarak, yani duruş olarak, ses tonu olarak yansıtsanız buna ihtiyaç kalmayacak sanki. Ekstra böyle bir çaba gibi görüyorum ben. O yüzden puanım 80. Sırayla İsmail Hocam devam edelim. Ben bu sefer puanımı değiştiriyorum. 75'in üstüne çıkıyorum. Ve inandırıcı buldum kendisini. Yani öğrenme kaynağı öğretmenler ve onlara adapte olmuş. Teknolojiden de eğer gerçekten çok yararlansaydı bize bir sürü kaynak ismi sayabilirdi. O kendini ve öğretmenleri bize anlattı. Kendi duygularını, kendi fikirlerini ve öğretmenlere olan ilgini anlatmış oldun. Eksikliğin kaynakları biraz daha referansları o bilgisayarlardan falan toparlayıp bize aktarmak olmalıydı. Buna rağmen 85. Evet Mahmut, ben seni çok başarılı buldum. Harikasın yani hakikaten. Muhakkak bir takım eksiklikler var ama ben en azından çok inandırıcı ve samimi buldum. Hakikaten bunu ben hissettim. Çünkü iletişimde hakikaten duygu aktarımı çok başka bir şey. Yani bu bir bilgisayar veya hiçbir insan eli şey bilmiyorum. En azından öngörülebilir bir gelecekte bu mümkün görünmüyor. Dolayısıyla öğretmenin rehberliğini, ilham vermesini hakikaten ben de önemsiyorum. Ben öğretmensiniz diye değil. Öğretmenim diye değil. 12 yıl öğretmenlik yaptım. Bu öğrenciyle öğretmen arasındaki hakikaten o ilişki farklı bir şey. Çok doğru. Dersin gidişatına göre öğretmen öğrenciden alır o sinyalleri. Sıkıldı mı, başka bir şeyle mi uğraşıyor? Ona göre hemen değiştirir, tonlamayı değiştirir. Farklı bir şey araya sokar. Dolayısıyla tebrik ediyorum. Harikaydın. 95 veriyorum sana. Öyle bir şey hissettim ki yani sanki Abdullah hocam latife edince bir dakika öğretmenliğinden değil bunu duygularımla veriyorum diyerek 95 mi dediniz? Yanlış duymadım değil mi? Evet 95. Yüksek bir puan gelmiş oldu. Mahmut tebrik ediyor, alkış zorluyoruz sana. Yani teşekkür ediyorum. Şimdi de baktığımızda puan skalasına neredeyiz, ne durumdayız diye. Arada ciddi bir fark yok. Az bir farkla Bağcılar diyerek kısalttım okulunuzun adını. Az bir farkla yukarıda. Ama henüz üçüncü yarışmacılara gelmedik. Bakalım nasıl olacak diyelim. Anadolu'dan Avrupa'ya gidelim. Sözü Furkan'a veriyoruz. Furkan, rakip takıma sordum. Sen bu konuya inanıyor musun? İnanmak başarmanın yarısı derler. Biz de burada o yüzden buradayız. Peki öyleyse. Kum taneleri senin için akmaya başlasın. Esselamu aleyküm. Ben Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Yeter. Bugün sizlere bilgisayar öğretmenin yerini alabilir tezini savunacağım. Büyük değişimler her zaman sancılıdır. Ancak değişmeyen tek şey de değişimin kendisidir. Bilgisayar öğretmenin yerini alabilir dediğimizde pek çok insan bunun mümkün olmayacağını söyler. Tıpkı Osmanlı'ya matbaanın geleceği zaman hattatların söyledikleri gibi. Ancak matbaaya karşı çıkanların zaman ile hata eksikleri ortaya çıktı. Büyük medeniyetlerin şekillenmesinde matbaa ile çoğalsana kitaplar etkili oldu. Aynı önyargı. Bilgisayarların eğitimde etkin olma konusunda da ortaya çıkıyor.
bilgisayarların ön planda olduğu bir eğitim sisteminin bize neler katacağını hesap etmeden fikir belirtmemek gerek. İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümünden Sümeyye Kuşakçı'nın belirttiği gibi, değişimin kaçınılmaz olduğu bu çağda sadece değişmek değil, dünyanın değişim hızıyla uyumlu değişmek de maharettir. Dünya lider olma iddiasındaki ülkelerin değişimle savrulan değil, değişime yön veren nesiller yetiştirmesi gerekir. Günümüze değişime yön vermenin tek anahtarı ise teknolojiyle barışık olmaktır. Bilgisayarların öğretmen olduğu bir eğitim sistemi bizlere ilk olarak eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlar. Maalesef günümüzde öğrenciler aynı koşulda eğitim göremiyor. Her öğretmen farklı donanım ve yeterlikte. Bu durum öğrenciler arasında eşitsizliğe ve adaletsizliğe sebep oluyor. Aynı okulda, aynı sınıf seviyesinde, farklı şubelerde eğitim gören öğrenciler arasında bile eşitlik sağlanamıyor. Örneğin matematik dersine farklı şubelere farklı öğretmenlerin girmesi sonucu farklı anlatım teknikleri ortaya çıkıyor. Farklı şubelere aynı öğretmen girse dahi insanın ruh halindeki değişim sebebiyle aynı şekilde ders anlatılamıyor. Bazı okullarda derslere farklı branşlardan öğretmenler giriyor. Hatta bazı dersler boş geçiyor. Bütün öğrencilerin aynı sınava hazırlandıkları bir eğitim sisteminde bunlar büyük sorunlara sebebiyet veriyor. Bu duruma kısa vadede çözüm olacak şey bilgisayarların öğretmenlerin yerini almasıdır. Maddi durumu ne olursa olsun artık herkes teknolojiyle bağ kırıyor. Günümüzde telefona ve tablete ulaşım çok kolay bir hal aldı. Bizim bu durumu fırsata çevirip eğitimi teknolojik boyutlara taşımamız lazım. Nasıl ki matbaa sayesinde herkes kitaplara ulaştı, bilgisayarlar sayesinde de herkes eşit eğitim öğretim hakkına sahip olacak. Sosyal medya üzerinden ders anlatan kanallara Türkiye'nin her yerinden öğrenciler ellerinin rahatlığından ulaşabilir. Uzaktan eğitim olanakları, eğitim bilişim ağları gibi çevrim içi platformlar sayesinde eğitimde ortaklık sağlanarak büyük atımlar gerçekleştirilebilir. Eğitim 4.0, hatta gelecekteki eğitim modeli 5.0'la inovasyonun odağa oturdu. Bilgisayarlar aracıyla yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerini hayal edelim. Bunların bize ne gibi katkılar olacak? Öncelikle bilginin limiti olmayacak. Öğretmenlerimiz ne kadar kendilerini alanlarında uzmanlaştırmaya çalışsalar da bir şey bilemediklerinde başvurdukları kaynak arama motorları. Öğrenciler bilgiye aracısız her an ve her yerde ulaşabilecek. Aynı zamanda farklı bilgi kaynaklarından, farklı stillerden de yararlanabilecek. Okulda dersimize giren öğretmeni değiştirme şansımız yoktur. Onun bakış açısı bizim bakış açımız haline gelir. Ancak bilgisayarlardan öğrenirken kısıtlanmayız. Tekrar tekrar aynı konuyu dinleyebilir, çeşitli görseller ve ilerleyen süreçte 3 boyutlu hologramlar sayesinde de bilgimizi somutlaştırabiliriz. Kendi ilgilerimiz doğrultusunda bireyselleştirdiğimiz eğitimimizi sınıftaki dikkat dağıtıcı unsurlara maruz kalmadan devam ettirebiliriz. Ayrıca enerji ve para tasarrufu da sağlayabiliriz. 1.077.307 öğretmenin aldığı bir yıllık maaşı hesapladığımızda bilgisayarlar tarafından yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin ekonomik katkıları da ortaya çıkacaktır. Sağladıkları ortadayken hayal ettiğimiz bu durum er ya da geç gerçekleşecektir. Unutmayalım ki cep telefonları da bir zamanlar hayaldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Furkan teşekkür ederim. Sesini müzikle uğraşıyor musun? Hayır. İşte bak sesini kullanabiliyorsun. Aynen. Baslar, tizler. Peki bu sunumda gerekli mi? Yani bu sunumda vurgu yapılacak gerçekten çok güzel yerler vardı. Evet. Tonlama yapılması yerler vardı. Evet. Bu tonlama ve vurgu yapılan yerlerde iyi vurmaya, iyi tonlamaya çalıştım. Çünkü rakibimizle aramızda bir 15 puan fark var. Benim bu puanın farkını artırıp arkadaşımıza da bir destek sağlayarak buradan galip olarak ayrılmak istiyoruz. Hı hı. Vurgu tonlamaları iyi yaptığımı düşünüyorum. Hı hı. Takdiri de size bırakıyorum. Eyvallah. Eyvallah.
Puanımı en sona saklayacağım ama yorumumu diğer jüri üyelerimizin alanına müdahale etmeden iki cümleyle bitirmem lazım. Peki. Matbaa konusunda bir ekleme yapayım. Bir düzeltme değil, bir ekleme yapayım. Benim bildiğim iddiası konuşayım ki senin tezine karşılık gelmesin. Tamam. Matbaanın Türkiye'ye, Osmanlı Devleti'ne gelişi sırasında tarihler biraz farklı söyler ama devlet matbaayı kullanır. O matbaa özel olarak kullanılmaz. Yahudiler çünkü sadece tarafı. İstanbul'da 90 bin sahaf vardır. Bu bilgi senin bilgine göre biraz daha farklı gibi duruyor. Ama bu altını çizmiş olayım. Ayşe Hanım'la devam edelim. En son puanımı vereceğim. Taklit yapıyor musun Furkan? Anladığım gibi. Yani taklit yapıyor. Taklit yeteneğin var galiba. Taklitten ziyade hatiplerin birçok videolarını izliyorum. Aynı zamanda camide imam hatiplik de yaptığımdan dolayı ey işte aziz cemaat gibisinden bazen cumaya da hutbeye çıkıyorum. İsmail hocam benden iyi bilir. Oraya çıktığınız zaman başka bir atmosfer var. Buraya çıktığımda çok heyecanlanmadım çünkü camideki sayıdan daha az bir sayı. Ancak burada vurgulamaya çalıştım. İnşallah güzel olur. Allah ne takdir etmişse onun olmasını diliyorum. Anladım. Yani taklit yeteneği var. Evet. Ben biraz oyunculuk gördüm açıkçası. Hitabetten ziyade oyunculuğu iyi olan bir genç gördüm karşımda. Ayşe hocam hiç kaçırmıyorsunuz böyle yetenekleri. Yok var. Mizah yeteneğin evet. De bu arada iyi. Çünkü seslendirmeyi güzel yapıyorsun. Ses değiştirmeyi güzel yapıyorsun. Karakterden karaktere de muhtemelen girebiliyorsundur. Sana bir oyun geliyor. Tiyatroyla ilgilenmeni tavsiye ederim. Tiyatroyla ilgilen, muhakkak ilgilen. Çünkü gerçekten yeteneğin var. Anlattığın konuyla alakalı da matbaadan keşke dem vurmasaydın. Matbaa çünkü dönem itibariyle çok anlaşılmış. İşte matbaayla ilgili bir sürü şey var. İşte gerekli görülmemiş. Hattatlarla aslında çok da biraz ilgili, biraz ilgisiz. Onun, ama hattatları öldürmemişti. Hala hattat ya, sanat, hat sanatı devam sebebi, ediyor. Arkadaşlar karşı hesabından hattatların mesela işçi alımı da düşecek. Osmanlı Devleti buna biraz duygusal yaklaşıyor. İşte hattatların, diğer mesleklerin öleceği korkusundan. Ancak matbaanın gelmesinden sonra 1718 tarihte İbrahim Paşa, damat İbrahim Paşa tarafından getirilir. Getirildikten sonra hattatların da artık matbaalarda çalıştıkları da görülür. Öyle. O yüzden buradan girdim. Yani vurgulamak istediğim yerler, arkadaşlar iyi dinleseydi onların çoğu sorusuna da cevap verdim. Ama öğretmenleri düşman edebilecek bir şey söyledin. Dedin ki şu kadar istista, şu kadar öğretmeni birden şöyle şu kadara düşüreceğiz. Düşmanlıktan ziyade biraz sayısal verilerden gitmek istedim. Evet, o sayısal veriler hoşlarına gitmeyebilir öğretmenlerim. Benim puanım 80. Peki. Teşekkür ederim. Yine sıradan alalım İsmail hocam. Ben Furkan'ı örgün eğitimden alıp açık öğretime sevk ederdim bunu duyduktan sonra. Niye okumuyorsun, o kadar beğeniyorsun bilgisayarları, bilgisayar diliyle eğitimi? Bırak okuldaki öğretmenleri, git açık öğretimde oku derdim. Eğitim 5.0 geldiği zaman inşallah. Ama iyi anlattın, 80. Teşekkürler. Evet, sevgili Furkan, hakikaten akıcı konuştun, onu söyleyebilirim. Ama ses tonun ve konuşmanınla çok uyumlu da olmadığını gördüm. Biraz yapay geldi. Ayşe Hanım orada hakikaten biraz tiyatral yeteneklerden bahsetti ama bu normalden biraz aşırı geldi. Ama şu hattatlarla ilgili mevzu yine ben de ona şey yapayım. Bu normal bir şey. Şöyle düşünün, İngiltere'den bahsetti arkadaşınız. İngiltere'de o devrim sırasında işte bu yün eğirme makineleri falan bulunduğunda bu işi yapanlar makineleri falan yakmıştır. Yani bu İzmir Bergama'da da yaşanmış bir şeydir. Doğrudur. Yani dolayısıyla şu an hakikaten insan bir iş yapıyorsa ve onun elinden gideceği endişesi varsa rasyonel olmayan tepkiler gösterilebilir. Ama yine de genel itibariyle ben seni beğendim. Furkan, 85 veriyorum sana. Çok teşekkür ederim. Ben de çok gel git yaşıyorum. Yani eleştirdiğim taraflar var. Açarak
devam etmeyeceğim. Kapalı tutacağım. En son bir değerlendirme daha yapacağız zaten. Beğendiğim taraflar var, iyi bulduğum taraflar var ama 85 olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. 85 puan. Ortalama bir puan geldi. Yani ilginç. Bakalım sonuç nasıl oluşacak. Tekrar gidelim. Anadolu'ya gelelim. Anadolu'dan şimdi Yasin var. Yasin, sıra senin. Beş dakikalık süreyi nasıl kullanırsın? Nasıl kullanıyordun çalışmaların sırasında? Aslında bir taktik olarak mı desem yoksa istediğimden mi bilmiyorum. 5 dakikalık konuşma süremin yalnızca 3,5 dakikasını oluşturmayı planladım. Ki onu da zaten sadece birkaç harfle, birkaç kelimeyle, bana anahtar kelime olacak şeylerle hazırladım. Tamam. Konuşmamın geriye kalan 1,5 dakikasını aslında rakip takımımıza odaklanarak, onların söylediklerinin neden bizden daha önemsiz olduğunu anlatmaya çalışarak kullanmak istiyorum. O şekilde değerlendirdim süremi. Peki. Kum taneleri Yasin, senin için akmaya başladı. Seni dinliyoruz. Saygıdeğer jürim, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün konuşmama başlamadan önce bir plan vermek istiyorum ki konuşmam daha anlaşılır olsun. Bugün sizlere öncelikle müdafaa kanadının bize bahsettiği insanların kusurlarının olduğunun, aslında insana fayda sağladığını anlatacağım. Aslında insanın kusurlarından doğduğunu anlatacağım. Ve buna ek olarak duygusal bağların aslında bizi nasıl derse, öğretmene ve okula daha çok ısındırdığını anlatacağım. Ve son olarak da rakip takımın argümanlarına cevap vererek konuşmamı tamamlayacağım. Şimdi ilk argümanım. İnsan dediğimiz varlık aslında kusurlarından doğar. Neden? Çünkü başlamadan önce hatta bir tarihe bir dönüş yapalım. Tarihte Amerika'nın siyahi ve beyazların kendi arasında savaşlarının olduğu döneme gidelim. Orada bir isim vardı. İnanıyorum ki hepiniz bu ismi tanıyorsunuz. Malcolm X. Malcolm X kimdi? Malcolm X aslında kusurlardan doğmuş bir insandı. Malcolm X'in Malcolm X olmasını sağlayan onun kusurlarıydı. Neden? Malcolm X'in gençlik döneminde Malcolm X kumara bulaşmıştı. Hırsızlığa bulaşmıştı. Uyuşturucu ve bunun gibi daha bir sürü kötü işe bulaşmıştı. Ve daha sonrasında hapse girdi. Hapisten çıktıktan sonra iki farklı fikir onun aslında yaşantısını değiştirdi. Birincisi İslamiyet, ikincisi siyahilerin ve beyazların eşitliği, yani ırkçılığın kötülüğüydü. Bunun çevresinde insanları etrafına toplamaya başladı ve insanları bu şekilde etkiledi. Peki bunu yapan tek kişi kendisi miydi? Hayır. Bununla birlikte Martin Luther King vardı. Siyahilerin ve beyazların eşit olduğunu savunuyordu. Veyahut Muhammed Elia vardı. O da İslami alanda insanları bu konuya çağırıyordu. Ama hiç kimse, ikisi de Malcolm X'in çağırdığı kitleye ulaşamadılar. Peki neden? Çünkü Malcolm X'in seslendiği, hitap ettiği kitle aynı Malcolm X gibi gençliğinde bazı kusurları olan insanlardı. Ne bileyim, yine siyahi insanlar ve bazı hırsızlıklar yapmışlardı. Yani şunu gördüler ve şu duygu onlarda canlandı. Empati. Onlar empati kurdular. Malcolm X bu kadar kötüydü. Hırsızlıklar yaptı. Ama bakın şu an ne kadar örnek olan bir insan. Ne kadar da değişmiş. Ne kadar iyi bir insan olmuş. Demek ki ben de bunu yapabilirim. İşte bu aslında eğitim öğretimimizde, öğretmen-öğrenci ilişkisinde de çok önemli bir nokta. Empati noktası. Yine bu öğretmenin aslında zayıflıkları, öğretmenin kusurları, öğretmeni öğrenci gözünde değerli kılan şey. Bu nasıl oluyor? Aynen şu şekilde. Mesela derse girdiğimizde, derste hoca bize bir anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Ve burada şu oluyor mesela. Dersi dinlemeyen, kenarda köşede derse fazla ilgilenmeyen bir öğrenci. Ona ne diyor? Bak mesela benden örnek vereyim. Yasin, ben de senin zamanında fazla derse ilgilenmezdim. Böyle dersi sevmezdim. Ama daha sonrasında çalıştım ve öğretmen olabildim. Aslında derse ilgilenmeyen ya da derste o kadar iyi olmayan, başarılı olmayan bir insanın bile öğretmen olduğunu görebilmek, yani bir yerlere ulaşabildiğini görebilmek, o öğrencide umut duygusunu aşılıyordu. Ya da öğretmenlerin kusurlarının olduğunu bilmek, bazı kusurlarının varlığını bilmek, aslında onun mükemmel olmadığını bilmek, onun söylediklerine inanmamızı daha da kolaylaştıran şey. Peki aslında bu empati duygusu bize nasıl etki oluyor? Nasıl etkiliyor bizi? Şu şekilde aslında duygusal bağlar bizi derse, öğretmene ve okula itiyor. Bu biz öğretmenle artık empati kurduğumuzda, fizik dersini sevmesek bile eğer biz fizik hocasını seviyorsak, eğer fizik hocasıyla kurduğumuz bağlantı bizi o dersi aslında dinlemeye itiyor. Biz fiziği sevmiyoruz ama hoca üzülmesin diye, hoca kırılmasın diye veyahut hoca bize kızmasın diye o dersi dinlemeye başlıyoruz. Bunun sebebi aslında fizik öğretmenine değer vermemiz. Oradaki empati kurduğumuz fizik öğretmenin yerine bir robot olsaydı, konuşsun dursun, kırılmaz ki ben onu dinlemesem de ya
ya da konuşsun dursun, ben bir şey yapmasam bana aslında bir öğretmen kadar kızamayacak. Bu noktalar aslında, bu duygusal bağ kuramamamız bizi aslında o eğitimden uzaklaştıran şey oluyor. Ve eğitimden uzaklaşmamız biz öğrenciler için çok zararlı. Şimdi rakip takımın sunduğu argümanları anlatarak kendi argümanlarıma biraz daha değineceğim. Mesela bize ilk konuşmacıları ne diyor? Biz şu an teknolojiyle iç içeyiz ve bunu neden kullanmayalım ki? Teknoloji faydalarını neden kullanmayalım ki? İlk arkadaşımın da anlattığı gibi biz şu an bireyselleşiyoruz. İnsanların bireyselleştiği, yanındaki komşunun tanımadığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve aslında bunun sorumlusu teknoloji olduğunu söyledik biz size. Teknoloji sayesinde aslında biz Instagram'a girip hikayeleri takip ederken o insanla gerçekten karşılaştığımızda, ona selam bile vermediğimizde ya da komik bir mesaj geldiğinde ona gülücük atıp aslında gülmediğimizde ve bu tarz şeyler bizim artık normalleşince bizim için, biz duygu kavramından uzaklaşıyoruz. Aslında bu uzaklaşmalar bizi komşumuzu tanımamaya ya da bir insanla doğru ve güzel iletişim kuramamaya itiyor. Aslında bu sebepten dolayı teknoloji bize zarar veriyor. Ve bizim sağlıklı iletişim kurabildiğimiz tek yer olan okulda bile bu teknolojiyi kullanmak, yani bizi aslında iletişimden soğutan aracı kullanmak bize çok daha büyük bir çok daha büyük zararlar verebilir. Biz size bunu anlattık. İkinci konuşmaları bize fabrikalardan ve bu okulun nasıl oluştuğundan bahsetti. Daha sonra da bir Tolstoy analizi yaptı. Tolstoy'un kurduğu dünya analizini yaptı. Ben şunu cidden anlayamıyorum. Fabrikalarda robotlaştırılmış insanlar, zil sesiyle girip çıkan insanlar varken bir anda Tolstoy dünyasında özgür düşüncelere sahip olduk. Bunlar cidden biz robotlar tarafından eğitim gördüğümüz için mi olacak? Aslında hayır. Robotlaştığımız zaman biz doğru eğitimden uzaklaşacağız. Kimseyi etkilemiş olmayayım. Ben etkilendim ama. Teşekkürler. Üniversite münazara yarışmaları, açık söyleyeyim, üniversite kardeşlerim kırılmasın, İzlemeye tahammül edemiyorum. Beni yoruyor. Zaman dar, çok konu var, anlatalım. Ben biraz daha ağır sunumları seçerim. Böyle konuştuğum için bilmem, yok ben de hızlı konuşabilirim. An gelir, zaman gelir. Belki yerinde olsam öyle konuşurum. Hızlı konuşmana rağmen etkilendim. 95 vereceğim. Çok teşekkürler. Buyurun hocam. Evet Yasin, yakışıklı, çok yakışıklısın. Bu arada bunu da belirteyim. Estağfurullah hocam. Ben de beğendim. Akıcı ama biraz hızlı hakikaten. Biraz bir tık düşebilirsen gerçekten çok güzel bir hatip olursun. Bir de şu da samimi geldi bana. Sen yaşamdan, sınıftan, öğretmenle ilişkilerinden de örnekler vermen hakikaten bu da beni etkiledi, bunu söyleyebilirim. İkincisi doğru, şu an çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi yapay davranış ve duygular artık. Yani hakikaten o sosyal medya dediğimiz şey bizi bu anlamda sanki böyle tatmin ediyormuş gibi görünüyoruz ama ne bileyim, biri bizi like'lamadığı zaman, tabiri caizse beğenmediği zaman üzülüyoruz, beğendiği zaman aa ne kadar çok beğendi, yorum yaptı falan diyoruz. Ama hakikaten bu gerçek duyguların yerini hiçbir zaman, gerçek dokunuşların, bakışların yerini hiçbir zaman ben tutacağını düşünmüyorum. Beni de etkilediğini düşünüyorum. 90 veriyorum sana. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, 100 bile verebilirdim. İnşallah ama sana hocam 100 vermeyeceğim. Bir, keşke referans kaynak kullansan. İki, anlattığın şeyi bir daha anlatmasaydın. O kusurun üzerinde çok dururken zaman kaybettin. Buna rağmen etkili bir sunumdu. 85. Çok teşekkür ederim. "59 oğlu" diye soyadlı bir arkadaşım var. Seninki yani de 64 oğluymuş. Direkt ona takıldı gözüm. Memleket neresi Yasin? Samsun. Ya baba tarafı Trabzon'dan göçmüş. O da Karadenizli. 59-60 öyle gidiyor herhalde. 64. Yani benim duyduğum hikaye, tabii gerçekçiliği konusunda bir bilgi sahibi değilim. Çünkü soy isimler çok eski tarihe dayanıyor. Osmanlı'nın bir savaşında 64. bölükte savaşılmış. Yer alanlar öyle soyadı. 64. bölükte savaştığı için 64 oğlu. 59. bölükte savaşanlar 59 oğlu. 59 oğlu o şekilde ben, yapmış. Ben bu sistemde aslında bir 10-12 kişiyle tanıştım, böyle soyadı numaralardan oluşan. Ha. Hikayeleri aynı. Bana değişik geliyor böyle. 59 oğlu çok yakın samimi olduğum bir arkadaşım. 64 oğlunu da görünce değişik geldi, güzel. En başta Mustafa'nın konuşmasından sonra işte gerçek hayata dair
bir şeyler anlatın. Hani öğretmen evet var, anlattığınız şeyler doğru, bir öğretmenin tanımına uyan şeyler ama reel hayatta öğretmen nereye tekabül ediyor'yu şimdi senden dinlemiş olduk. O yüzden başarılıydı, tebrik ederim. 90 puan. Çok teşekkürler. Yasin, tebrik ediyoruz. Yerine uğrayabiliriz sana. Teşekkürler. Yasin'le aslında dengeler biraz değişti. Puanları görerek son konuşmacıların sunumlarına geçelim istiyorum. Bakalım hangi takım hangi puandaymış. Şimdi de Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi biraz daha yukarı çıktı, farkı değiştirdi. Emirhan, son konuşmanı yapacaksın. Daha kısa bir süre bu. Bunun bir farkı var. 5 dakikaya göre 3 dakika dezavantaj gibi görünüyor ama çarpıcı, net, kısa söylemli bir ifade olabilir mi? Yani genellikle 1-1,5 dakika boyunca arkadaşların verdiği argümanları çürütmeye çalışacağım. Ve bunlar üzerinden gideceğim. Zaten son konuşmam. Aslında verdikleri bilgileri yanlış olduğunu dile getireceğim. Hayırlısı olsun. Peki, bekliyoruz seni. Peki. Emirhan, hazırsan şimdi söz sırası sende ve kum taneleri senin için akmaya başlıyor. Ben Emirhan Aydemir. Okulun ve öğretmenin işlevi, niteliği, birey üzerindeki tesiri, toplumun şekillendirmedeki etkisi, kısacası okulun ve öğretmenin varlığı tartışmaya açıldı. Avusturyalı filozof ve toplum bilinci İvan İliç'i hepimiz tanıyoruz. İvan İliç'in okulsuz toplum teorisi ise bu tartışmanın odak noktasındadır. Yine İliç'e göre öğretmenler zaten öğretmenlik yapamamaktadır. Onlar görevleri gereği vaiz, bekçi ve kılavuz rollerini üstlenirler. Nurettin Topçu da Türkiye'nin Maarif Davası kitabında tam da bu konuya değinmektedir. Okullar ve öğretmenler ile ilgili bu ifadeler bizleri ilerleyen süreçte uzaktan eğitim uygulamasının beklediğini gösteriyor. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak. Arkadaşlar, robotların bir duygusu yok dedi. Demek ki Sophie'yi daha henüz tanımadınız. Bu bir. İkinci olarak da bir hastaneye gittiğimizde robotlardan ve teknolojiden insanın hastalığı öğrenebilir, duyguları öğrenemez dediler. Yeni nesil robotlarda kalp cihazının atışıyla duygular da öğrenebiliyor. Üçüncü olarak rehberlik, bir öğretmenin rehberlik yapması gerek dediler. Doğru, buna hiçbir itirazım yok. Rehberlik yapabilir ama öğrencinin ilk önce rehberliğini annesi ve babasından alması gerekiyor ki demek ki sizler ilk önce öğretmenlerinizi tanıdınız. Üçüncüye gelirsek, bağımlılıktan bahsettiler. Bağımlılık ve teknoloji ile ilgili bileşenleri sordular. Bağımlılık teknoloji ile alakalı bir durum değil. Bağımlılık çocuğun öz disipliniyle alakalı bir şey. Biz şu an aslında tartıştığımız konu ileride okulun olmayacağı. Şu an acaba neyi tartışıyoruz onu da bilmiyorum. Komşuluktan bahsettiler. Teknoloji gereği komşuluğun aslında olmamasını teknolojiye bağladılar. Biz eğitimden bahsediyoruz, komşuluktan değil. Konuyu saptırmayalım. Şimdi arkadaşlar galiba okul eğitiminde EBA'yı kullanmıyor ki hala bağımlılıktan söylediler. Amerika'da yapılan bir deneyde 10 ve 12 yaş arasındaki 24 çocuğu topladılar ve robotlarla okuma saati, ders işleme gibi önemli işler yaptılar. Çocukların ise verdikleri röportaj veya tepkiler şu: çok güzel bir eğitim oldu, daha fazla bilgiyi anladık. Şimdi arkadaşlar rehberlik demişti. Rehberlik toplumda olacak, olmayacak değil. Ama okul ve öğretmen olmadan da aktarım gerçekleşecek. Usta anne baba, yazarlar rehberlik edecek. Dini önderler olacak. Ama öğretmen kavramını bir kenara bırakacağız. Şair olacak, zanaatkar olacak, sanatçılar olacak. Ama aslında şöyle bir şey de var. Sanatkarlar olacak dediğimizde 40 dakikada bir öğretmen ne anlatabilir? Biz bunu savunuyoruz. İleri de öğretmen okul olmayacak ki 40 dakikaya bitirelim.
Kaç dakika verseydik senin için harikaydı. Yani arkadaşlar gibi 5 dakikam olsaydı daha fazla bilgiyi ve daha anlaşılır bir şekilde kabul söyledim. Ama Muhammed Ali 5 dakikaya zor sığdı. Hatta sığmadı. İşte benim daha argümanları çürütmede yapacağım için bana yetebilirdi. Emirhan, puan vereceğim ama Abdullah Bey'in yorumundan sonra. Evet Emirhan, süre kısa hakikaten, 3 dakikada ne kadar anlatabilirsin? Aslında ses tonun da güzel. Biraz şöyle çok rahat görmedim seni. Heyecan. Örnekler güzeldi aslında, bol örnekler verdin de. Bir de Topçu'dan, Nurettin Topçu'dan örnek verdin. Nurettin Topçu öğretmenleri ruhlara şekil veren demircilere benzetiyor. Hakikaten Nurettin Topçu da önemlidir. Öğretmenliğin yeri. Sanki tam emin değilmiş gibi şey yaptın, davrandın. Belki bilemiyorum, başta o takılmanın vermiş olduğu bir düşünce mi, hava mı bilemiyorum ama genel itibariyle de çok kötü değildin. 3 dakikada verilebilecek şeylerden verilebileceğin büyük oranda verdiğini düşünüyorum. Ben sana 80 veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, Emirhan iyiydin. Sana sorsam ne anlattın bize diye 1,5 dakikada anlatacağından eminim. Yani net şunu, şunu, şunu söyledim. Şunlara dayanarak diye. Ben öyle değerlendireceğim. Bir de fazlalık bazı hareketler vardı. Benim puanlama kriterime tam olarak onlar girmiyor. Başka arkadaş değerlendirsin. Eğitimin ailede oluşunu iyi çizip, öğretimin de bilgisayarlarla takviye edileceği noktasını biraz daha böyle vurgulasın, parlatsaydın olabilirdi. 85. Teşekkür ederim. Emirhan, 1,5 dakikayı hareket ederken harcadın. Gerçek bir şey. Daha sabit dursaydın metne de hakimiyetin kaybolmazdı. Çünkü metni ezberlemediğinde biz oyuncularda bunu yaşarız. Aslında anlattığın şeyler güzeldi. Yani sabit kalsaydın ve daha derli toplu net bir şekilde ifade etseydin, çürütebilecek kadar kuvvetli bir argümana sahiptin. Ama beden olarak, ses olarak, duruş olarak o iknayı bize yaşatmadın, eminliği bize yaşatmadın. O yüzden puanım sana 65. Heyecan çok mu öne geçti? Ya şöyle bir şey var, aslında metnim bu değildi. Yani sondaki, hani son şeyde öne geçmelerinin sebebi, hani öne geçtikten sonra bir argümanlarını çürüteyim dedim, belki bir işe yarar. O yüzden sorumun kötü değildi. Metni evet, direkt bir kenara bıraktım. Metni zaten bir 30 saniyesini kullandım. Geri kalan süreyi de hani biter korkusu ve endişesiyle evet, hareketli anlatmaya başladım. Olabildiği kadar. Yok, sunumunla ilgili eleştiriler konuşmuyorum. Yani aslında söylediklerine bakınca çok değerli bir noktaya geldi ama sürenin kısalığı, sürenin kısa olmasının verdiği endişe üst üste gelince başka bir duruma sebep oldu. Sunum şekline değil ama emeğine ben de 85 vermek istiyorum. Teşekkür ederiz. Yerine alalım seni. Son konuşmalarla devam ediyorsak Ömer, artık bana gelin dersin, değil mi? Peki hazır mısın? Hazırım. Hazırsan o zaman sıra senin. Merak ettiğim ne var? Son konuşmacı olmak nasıl bir his? Ya açıkçası program öncesinde sizinle konuşurken rahatlamıştım, bir heyecanım vardı. Ama şimdi sonuncu konuşmacıyım ve karşı tarafı tamamen dinledim ve bir heyecan tekrardan başladı açıkçası. Tanıştığımızda kıyafetlerimi giymemi istersen gel gelirim. Etkisi olursa eğer. Ya o diye burada hepinizle beraber program öncesi konuşmak çok güzel olmuştu gerçekten. Evet. Bir rahatlamıştım açıkçası. Şimdi biraz daha arttı mı? Biraz stresim var evet ama ya kendimden eminim diyebilirim açıkçası. Ayşe Hanım da bu sözüme eşlik eder. Seyirciyi görmese rahatlamaz mı? Kameraları unutsa aslında, evet, jüriyi unutsa vesaire, yani burada kimse olmasa evet, çok rahat anlatırsın. Aslında işe yarayabilir ama benim aslında yapacağım konuşma direkt size söyleyeceğim bir konuşma olacak. Yani kesin yargılarla size söyleyeceğim bunları. O yüzden direkt göz teması.
Peki. Yani öğretmenle öğrenci arasındaki göz temasını kuracağım aranızda. Ömer, peki, ben sana torpil yapayım. Bana anlat. Benim oğlumun adı Ömer. Bana uyar. Peki, kumtaneleri aksın. Tamam. Sen de sunumuna başla. Saygıdeğer jüri üyeleri ve değerli konuklar. Benim adım Ömer Kürşat, namı değer Karaltı. Ben öncelikle çürütmelerimle başlayacağım ve sonra da benim aslında neden Karaltı olarak kendime söylediğimi size açıklayacağım. Aklınızda soru işaretleri olabilir ama bu soru işaretlerini size söyleyeceğim, küçük bir anımla gidereceğim, merak etmeyin. Şimdi çürütmelerimde onların istedikleri şey şu: öğretmen olmasın ama bir sanatkar olsun. Bizim sanatkarımız, geleceği bizi, bizim geleceğimizi şekillendiren sanatkarımız öğretmenimiz. Ve bu yüzden de aslında sanatkar olarak sadece öğretmen bulundurulmalı. Ve şimdi de diğer onlardan kabul edilebilir gördüğüm bir sürtme gereği olarak da onların bahsettiği uzaktan alınan eğitim videoları olarak söylediler. İnternet üzerinde alınabilecek eğitimlerden. Açıkçası şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ben internetten bir konu izlediğim zaman veya herhangi bir öğrenci, herkes için geçerli olabilir, ben o videoyu izlerim ama o videoda benim aklıma takılan bir şey olduğu zaman ben onun için soru soramam ve bunun benim için bir etkisi olmaz. Şimdi konuşmama geçiyorum. Modernizmin duygularımızı alıp götürdüğü ve artık kendimize bile yabancılaştığımız bir çağda bu sorunlardan yakınırken bizi gerçek hayata hazırlayan gerçek varlıkları ortadan kaldırarak onların yerine yapay varlıklar olan bilgisayarları koymanın ne kadar mantıksız olduğundan bahsettik. Öğretmek işini bir miktar becerebilseler bile aslında insanlar öğrenci arasındaki ilişki, öğretmen öğrenci arasındaki ilişki asla yapamayacaklar. Çünkü eğitim açısından hiçbir şekilde tutarlı yanları yok ama bir insan olan öğretmen bunları çok iyi bir şekilde açıklayabiliyor. Ayrıca bilgisayarlarda asla gerçekleşemeyecek olan empati duygusunun önemine ve insanların kusurlarının olmalarının bile yeri geldiğinde eğitim ve öğretimde çok önemli bir avantaja sahip olduğundan bahsettik. Şimdi size anımı biraz anlatayım, biraz hızlı sürecek. Ben ortaokulda matematik hiç ama hiç sevmezdim. Bu yüzden ya derslerde böyle resimler falan çizerdim ve derse katılmazdım. Bir gün başım çok ağrıyordu ve ben de gidip en arka sırada montlarımı çekip uyumaya başladım. Uyuyorum ve hoca derse girdi. Derse girdiğinde orada sadece şeyi görmüş. Bir mont yığını olarak görmüş ve benim orada olduğumu düşünmemiş. Ben de uykumda hareket edince bir anda montların hareketini gördü ve irkildi. Ben de hocanın irkilmesiyle kalkıp ona olayı izah ettim ve Karaltı gördüğünü söyledi ve gülmeye başladı. O günden sonra da bana sürekli Karaltı olarak seslendi. Derslere geldiği zaman Karaltı şu soruyu sen çözer misin dedi. Karaltı hadi şunu sen yap. Karaltı gel beraber şunu yapalım dedi. Ve ben fark etmeden hem değer vermedim hocama hem de dersi sevmiş oldum. Ve girdiğim lise sınavındaki en yüksek netimi öğretmenim sayesinde ben matematikten çıkarttım. Eğer benim öğretmenim yerinde bir robot olsaydı şu anda ben bunları yapamayacaktım. Ben şu an bu münazarı yapmıyor olacaktım. Şu an bulunduğum okulda olmuyor olacaktım. Yani burada görüyoruz ki robotlar öğretmenliğini asla alamazlar. Siz başlayın canım. Evet. Ömer Kürşat Özelli. Ömer Karaltı mıydı? Ömer iddialı başladın ama sanki sürekli noktalara bakmaya çalıştın biraz. O senin ya hızını biraz kesti. Bizimle de o anlamda çok sağlıklı bir kontak kuramadığını düşünüyorum. Ama biraz daha bunlara dikkat etsen, biraz hafif, bir tık bile değil, yarım tık hızı ayarlamak gerekiyor. Süre 3 dakika olunca ben biraz dolu yazdım. Ama verdiğin örneği ben sanki çok şey bulmadım. Karaltı, bazen insanlar bunu hakaret olarak da algılayabilir. Çünkü öğrenciye gözlüklü, şu ne bileyim farklı uzun boylu, kısa boylu falan bu gibi şeyler. Sen de bireysel olarak belki olumlu bir şey yapmış ama genel kanaat çok hoş karşılanmayacağı. Ben sana 75 veriyorum delikanlı. Sağ olun. Ömer, özel bir eğitim aldın mı bilmiyorum bu konuda. Ne çok için? Özel. Yani anlatımını hikayeleştirmek ya da hikayeyle süslemek. Anlatmak istediğini en etkili anlatma biçimidir. Ve bunu başardın. Belki o beden hareketlerinde, yatay yaptığın şeylerde ya da kağıda batmada kusurlar var.
Onu arkadaşlar değerlendirsin. Ben etkilendim ve takip ettim. Tebrik ediyorum 90. Sağ ol. Sen de Emirhan gibi sabit duramadın. Ya şey, biraz da hikaye anlatıyorum ya. Evet. Böyle canlandırmanın daha güzel olacağını düşündüm bu hareketlerle. O keşke yüzden hikayeyle başlasaydın direkt anlatmaya. Sonrasında savını ortaya koysaydın. Şey, biraz daha ben ve şey düşündüm hikaye aslında. Hikaye etkili olsaydı. Yani burada insanları etkilemek aslında biraz da empatiden bahsettiniz ya. Evet. Empati kurdurman gereken noktada bilgiyi dayadığında ve o bilgiyi de yüzeysel olarak anlattığında çok da ikna edici olmuyor. Ama hikayenin üzerinden gidip bizim hepimize bir kendi hayatımızdaki bir öğretmen anımızı anımsatsaydın, hepimiz bir düşünseydik öğretmenlerle olan anılarımızı, hatıralarımızı, daha ikna edici olabilirdi. Vücut hareketlerin kağıda baktığın için, hani başta dedin ya, direkt size anlatacağım. O iddiayı keşke yerine getirseydin, direkt göz teması kurarak. Unuttuğun bilgiyi geçip sadece anın üzerinden göz teması kurarak bir anlatı sağlasaydın daha başarılı ve ikna edici olurdu. Tamam, benim puanım 70 sana. Sağ ol. Kontrollü ya da kontrolsüz ama en azından kürsüyü aşan tek yarışmacımız. Bunu önemsiyorum. Doğru hareketlerle olması, doğru el, kol, mimik, beden diliyle olması tabii ki çok daha önemli. Kağıda bakıp bakmamak bir ölçüt mü? Aslında bir ölçüt. Jüri buna çok dikkat ediyor. Bu önemli bir şey. Çok bakmadığını farz ederek, etkilendiğimi de düşünerek ama eksikleri de söylemeden, ihmal ederek, geçemeyerek benim puanım da sana 80 olacak. Sağ olun. Ömer'e teşekkür ettik, yerini aldık ve şimdi son konuşmacılarımız eğer sunumlarını yaptılarsa takımların puanlarına bakalım. Arada azıcık bir fark görüyoruz. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 puan farkla önde. Hemen arkasından müdafaa takımı geliyor. Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Arkadaşlar şimdi de en son kısma, en son yere ama en önemli kısma geldi. Çünkü bugüne kadar hazırlandığınız taraflarıyla sunumlar yaptınız. Şimdi burada ortaya çıkan boşluklar devreye girmiş oldu. Yani rakip takım acaba nerede yanıldı? Nerede size bir kapı açtı? Rakibiniz sizi nerede, aa tamam bu soruyu sorabilirim demeye sevk etti. Bu kısma geldik. Uzun soru kazandırmayacak, baştan söyleyelim. Soru ne kadar kısa, soru ne kadar özse o kadar anlaşılır olur. Cevap ne kadar kısaysa o kadar net olur. Öyleyse siz müdafaa takımı olarak önce başlamıştınız. Bu kez söz hakkını ilk soruyu şimdi de itiraz takımına verelim. Ve takım sözcüğümüz bize sorusunu, bize derken bize sorma, cevabını bizden alamayabilirsin. Rakibine, rakiplerini yönelt. Buyur. Bireyselliğin bu kadar arttığı bir dönemdeyken öğretmenleri kaldırmak nasıl oluyor da zanaatkarları, aileyi ve dini önderleri bir anda bizim hayat mimarlarımıza dönüştürüyor? Yani bunların olmasının tek suçlusu öğretmenler mi? Sizin süreniz başladı. Düşündünüz ve cevabınızı alacağız. Evet. Buyursunlar. Şimdi biz öncelikle öğretmenleri bir anda hemen şu an bugün ya da yarın ortadan kaldıralım demiyoruz. Biz bu sürecin geniş bir süreci, yani geniş bir zamana yayılmasını istiyoruz. Zaten okulda kısıtlı vaktimiz var. Burada eğitim her alanda alamıyoruz. Mesela din üzerinden örnek verdi. Çoğu okullarda din dersi 40 dakika haftalık. Yani bu da yeterli olmuyor. Biz dinimizin ve kültürümüzün temellerini ailede atıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi sizin hazırladığınız soruyu
arkadaşlarınıza yöneltmenizi bekleyebiliriz. Günümüzde, bak buraya dikkat çekmek istiyorum. Sadece Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde kayıtlı 1.072.707 öğrenci varken ve buna benzer pek çok sistem hem yurt içinde hem yurt dışında başarıyla işlerken ve bireyler uzaktan eğitimi de tercih ederken bilgisayar öğretmenin yerini alamaz demek sizce de tutarsızlık değil mi? Diye sorunuzu sordunuz ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi düşünmeye başladı. Hazırız. Peki, cevabınızı bekliyoruz. Sordukları için soru için teşekkür ederim. Ancak biz konuşmalarımız boyunca da size anlattık. Aslında biz zaten yapay zekanın veyahut bilgisayarların faydalarını reddetmiyoruz. Zaten bu şeylerin varlığı katkı sağlıyor. Ama bizim söylediğimiz öğretmenlerin aslında bize duyguyu anlattığı, bize aslında insan olmayı öğrettiği ve bu üniversitelerde bize hala insan olmayı bilgisayarlar tarafından öğretemezsiniz. Biz onların yararlarını reddetmiyoruz. Ancak bize insan olmayı öğretebilecek kişi insandır. Biz bunu savunuyoruz. Teşekkürler. Peki, biz teşekkür ederiz. İkiniz sorunuz hazır mı? Hazır. Tamam, devam et öyleyse. Konuşmalarınız sırasında bize öğretmenleri işten çıkartıp yapay zekayı koyduğumuzda para kazandığımızdan bahsettiniz. Biz de size insanların robotlaştığını anlattık. İnsanların robotlaştığını, ya siz robotları savunurken bile insanları sayısal veri olarak gördünüz. İnsanları sayısal veri olarak görmek sizce de insanın değerini düşüren zararlı bir nokta değil mi? Diye soru yöneltildi ve İstanbul Bağcılar Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi düşünmeye başladı bile. Cevabınızı bekliyoruz. Sordukları soru için ben de teşekkür ediyorum. Ama biz insanları sayısal veri olarak kullanmadık. Biz sadece öğretmenlerin maliyetini gözler önüne sunduk ki bu gerçek bir veri. Burada bizim eklediğimiz, çıkarttığımız herhangi bir şey yok. Buna bağlı olarak yani bu bağlamda öğretmenlerin maliyeti ortadayken yapay zekanın daha ucuz ve daha tasarruflu olacağını savunduk. Teşekkür ederiz. Sizin ikinci sorunuz. Dünya tarihinde çağ açıp çağ kapatan kırılmalar var. Bu kırılmalara hakim olan milletler aslında çağa hakim oluyor. Örnek verecek olursam Osmanlı Fatih Sultan Mehmet zamanında barutun ateşli silahlarda kullanımını keşfettik ve 600 yıllık bir medeniyetin ortaya çıkışını sağladık. Ama sanayi devrimini kaçırdık ve hala bedelini ödüyoruz. Sizce de bilgisayarlar gelecekte öğretmenlerin yerini alacak. Bu bir aşikar yani. Bu konu tartışmaya kapalı bizce. Duygusal yaklaşırsak ve bu çağı da kaçırırsak bunun bedelini ödemeye hazır mısınız? Diye soruldu ve Kadıköy için düşünme zamanı başladı. Müdafaa kanadının son sözleriydi soruları. Sizin son sözleriniz, cevabınız. Konuşmamda da değinmek istiyordum aslında. Vakit bulamamıştım. Bu soru o yüzden güzel geldi. Şu an Japonya'da insanları, daha doğrusu kadınları tekrar ev hanımı olarak evlere yönlendiriyorlar. Eve gidin anne olun diyorlar. Bunun sebebi aslında insan yetiştirmeyi, yani gelecek mimarlığını teknolojiden ve bazı çıkarlardan öne koyuyorlar. Tıpkı bu noktada olduğu gibi aslında teknolojinin faydaları var. Ancak biz bunu görürken insanların eğitimini bir kenara bırakırsak aslında geleceğimizi çok daha kötü bir sona götürmüş oluyoruz. Aslında biz bu karanlık sondan pişmanız ve bu yüzden öğretmenlerin insan olması gerektiğini düşünüyoruz.
Peki, teşekkür ediyoruz. Sırada jüri üyelerinin de son bir kararı olacak. Bu son puan bugün hangi okulun kazanacağının cevabı olacak. Biri için çok sevinçli, biri için çok hüzünlü. Hüzünlü ifadesini kullanmayayım. Bu bir kaybediş, bu bir yok oluş değil. Bir galip, bir mağlup var elbette. Bakalım siz ekran başında kimden yana oldunuz, kimi seçtiniz, kimi haklı buldunuz, kimi haksız buldunuz demiyoruz. Çünkü haklı haksız değil, iyi savunmayı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an jüri son değerlendirmesini yaptı ve ben bilmiyorum. Sizin fikriniz var mı diye değil. Ama birinin kaybedişi çok mu hüzün sizce Ayşe Hanım? Burada kaybedişi çok üzüntü vermemesi lazım aslında. Buraya gelmiş olmanın çünkü farkındalığı var. Buraya gelmiş olmak ve burada mesela bizim yaptığımız yorumları kendi gelişiminize çevirebilirsiniz. İşte bir şey anlatırken artık bedenimi şöyle kullanmam gerekiyor, ses tonumu böyle kullanmam gerekiyor, bilgiyi şu hacimde vermem gerekiyor diye kendi gelişiminiz noktasına olumluya çevirebilirseniz kaybeden olmaz. Bir iki cümle sizden alayım İsmail Hocam. Aslında biz sonucun bilgi olarak nereye vardığını tartışmadık. Evet. Bu önemliydi. Ama konunun avantajlı olması diye bir seçenek var. Tabii. Nasıl? Kim avantajlıydı? Hangisi? İnananlar avantajlıydı. İnandılar ve biz bazen bilgi akışıyla beraber onun ona inanarak bize ifade edişine, bunu da güzel yapışına, etkili ifade etmesine puanlar verdik. Kaynaklar önemliydi ama kaynağın nasıl kullanıldığı önemliydi. Yani o konudaki kaynağın çok değerli bir kaynak olup olmamasından çok o kaynağı nasıl elde etmiş, bize nasıl sundu. Güzeldi. Ben bu yarışmada iki gruptan da bir şeyler öğrendim. Evet, bu önemli bir şey. İzleyicilerimizin de öğrendiğinden eminim. Teşekkür ediyorum her iki takıma da. Hanginiz kazandıysanız diğeri kaybetti. Teknik olarak böyle. Böyle. Ama çokça sonuç kazanıma... sizde. Ben de evet. Merak ediyorum. Evet, ben de merak ediyorum. Kazanımlara bir iki cümle gireceğim. Hocam son ilaveni de sizden evet. Alalım. Tabii ki ben de kaybeden görmüyorum. Denk hakikaten iki takımı iyi seçilmiş. Denk takımdı. Zaten bir de buraya gelmeden önce de bir yarışmadan geçtiniz aslında. Tabii. Selman Bey bahsetti. 10 tane jüri sizin videolarınızı izledi, değerlendirdi. Hakikaten burası çok büyük bir kazanımdır diye düşünüyorum. Sizin bu genç yaşınızda. Özellikle Selahattin Eyyubi'den siyasetçiler çıkabilir diye düşünüyorum ben. Yani öyle bir jest, mimikler değil mi hocam? Evet. Öyle bir hava şeye edindim ben. Kadıköy'de hakikaten arkadaşlar da çok iyi mücadele ettiler. Hayırlısı olsun. Bu onlar için çok iyi bir tecrübe oldu sizin için gençler. Hakikaten. Biz de sizin adınıza, geleceğimiz adına ümit varız. Onu söyleyelim. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, dillerinize sağlık. Öğretmenlerini de tebrik edelim mi bu arada? Evet, yani evet. Evet. Bir alkış da hocalarımıza almamız lazım. Evet. Bu ciddi bir süreç. İnanan konuya inanan ya da inanmayan ayrımında ben şunu eklemem lazım. Günü geldiğinde, o takım yarışmaya geldiğinde öğrenciye bilhassa soracağım. Neden acaba böyle basit konular seçtiniz diye bir eleştiriyle başlamıştı. Bizzat ben ilgilendim. Aradım. Neden böyle düşündün diye izahını yaptım. Basit konularda üretim yapmak daha zor çünkü. Çok ağır konular seçildiğinde bir makale okumanız yeter artar ama araştıramaz, düşünemez, gelişemez, geliştiremezsiniz. Hatip'in Kum Saati programı inşallah henüz ikinci bölümde bunu söylemek belki ukalalık addedilmesin. İçinde çok kazanım barındıran bir program. Bir ilk program. Herkese, her şeye, zaman zaman gelecek eleştirilere rağmen hem sizi tanıdığıma çok memnun oldum.
Şimdi söyleyeceğim puanlar benim önümde yazanlar. Ama asıl bilenler şu an bu kodu girip ekrana puanı verenler olacak. Bizim de haberimiz yok. İlk sizinle başladık. Müdafaa kanadı. Şimdi puanınızı ben aktardığımda ekranda bir sıralama gelecek. Ve sonra rakip takımın puanını söylediğimde birincimiz kazanan belli olacak. Galip mağlup ifadesinin yanında ben mahzun mağdur ifadesini kullanmamayı tercih ediyorum her iki takım için. Hisleriniz neler? Hemen bir cümleyle söyle bana. Çok heyecanlıyız. Sonucu evet, bekliyoruz. Biz de öyleyiz. Bir önce söyleyelim mi? Evet. Peki. Sizdeki durum nasıl? Ya yarışma programlarında en sevmediğim kısımdır bu final kısımları. Kimin kazandığı, ne kazandığı açıklanır ve bunun için çok beklenir. Şimdi o ana böyle ilk defa cidden tanık oluyorum, yaşıyorum yani bu anı. Çok tuhaf bir ismiş hocam. Tanımlayamadım diyoruz. Peki. İstanbul Bağcılar, Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi bizden şu ana kadar 1280 puanı aldı. Bizden almadı. Kendi hak ettikleri puandı. Bunun üzerine aradaki bu az fark dolayısıyla eklenecek puan onları nereye getirecek ve arkasından son olarak Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin söyleyeceğimiz puanı onları sıralamanın neresine sokacak? Müdafaa kanadı yani siz 300 puan aldınız. Şimdi gelecek puan birincimizi belirliyor. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi. İki rakip takımın birbirlerine sorduğu sorular ve aldıkları cevaplar neticesinde aldığı toplam puan 325. Çok demoralize ve insanın canını sıkan bir durummuş gibi bakınca bana ben söylemekte bile böyle rahatsız oldum. Sizi sevdik çünkü. Ve ben birkaç farklı sunum tarzını değiştirip eklemelerle yarınlarda çok iyi bireyler görüyorum. Bugüne kadar o kadar çok takım elediniz ki siz iyiydiniz. İyi ki de geldiniz. İyi ki tanıdık sizi. Selahattin Eyyubi'yi söylerken hep senin gibi söyleyeceğim. Sen böyle hatırımda kaldın benim. Tebrik ediyoruz. Bir önemli kısım daha var, o da şu. Mağlup olunduğunda teknik olarak rakamlarla bunu kabul etmek. Galip olunca teknik olarak rakamlarla abartmamak. Tebrik ediyoruz. İkinci bölüm böylelikle sona eriyor ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bir sonraki maçında yeniden izleyeceğiz. Bir rakip takım daha gelecek karşınıza. Nereye kadar yükselmek gibi bir hayaliniz var? Hadi sen söyle bize. Mikrofona biraz yaklaş. Açıkçası benim hayalim biraz daha Umre'ye kadar gidebilmek yani. Sona kadar. Evet. İnşallah. Umre'ye kadar. Nereye kadar? Nereye kadar dedim, umreye kadar dedi. Gerçi kıbleme direkt gösterdim inşallah. Rabbim nasip etsin diyelim. Tebriklerle sizi uğurluyoruz. Ekranlarınız başında bize ayırdığınız bu zaman dilimi bizler için de kıymetli ve heyecanlıydı. Bir sonraki bölüm yine bir çeyrek final. Yarı finallere geldiğimizde heyecan daha da artacak. Nasıl buradaki seyircilerimiz şahit oldularsa siz de ekran başında şahit olunuz. Hatip'in kum saati bu gece kumlarını bitirdi. Bir sonraki bölümde görüşmek niyetindeyiz. Hoşçakalın.